biliyor musunuz? Cadılar Bayramı'nda serin ve harika bir bal kabağı şurubu içmekten daha güzel bir şey olamaz. Sanırım leziz demeyi unuttun tatlım. Fazla yaklaşma Niki, bu havada çok fazla ısınmak istemezsin herhalde. Olamaz, bu şurup gerçekten de çok hoşmuş. Bir tane daha alabilirim. Ben sana getiririm Troy'cum. Hayır, ben getiririm. Aa, hayır hanımlar, siz yorulmayın, bunu kendim halledebilirim. Cadılar Bayramınız kutlu olsun. Kaliforniya'nın bu güneşinde Cadılar Bayramı olduğuna inanmak gerçekten çok zor. Aniden Cadılar Bayramı olduğuna inanmaya başladım. Çünkü ilk cadımız buraya doğru geliyor. Arkadaşlar, çok çılgın haberlerim var size. Gerçekten mi? Neymiş? Her şey ailemin uzun bir iş seyahatine çıkmasıyla başladı. Yani? Bunda ilginç olan bir şey göremiyorum. Anlamıyorum. Artık sezonun ilk partisini verebilirim. Bianca Dupre'nin ilk Cadılar Bayramı partisi. Harika! Bir parti. Pekala. Ben partiye hazırım çocuklar. Umarım bu bir parti kostümüdür hayatım. Tabii ki kostümsüz Cadılar Bayramı olmaz. Aslında en iyi kostüm için bir ödül bile olacak. Şüphesiz benim kazanacağım bir ödül. Hayır! Başlıyoruz! Evet, harika! Harika! Partiye erken başladık. Oho, Blaze, bu kostüm gerçekten çok ilginçmiş. Onu nerede buldun? Gardırobumda. Cowboy Semeri ile birlikte gelmiştim. Oh, kuru kafa. Dikkatli olun kızlar, formuma zarar verebilirsiniz. Ah Tanrı aşkına, acaba Bianca bunca özel efekti ayarlamayı nasıl başardı dersin hayatım? Partisi Steven Spielberg'in boş gününe denk geldiği için çok şanslı. Baksana Raci, yoksa bugün denizde iyi dalgalar yok muydu? Ha, yakaladım. Bianca'ya bıraksan daha iyi edersin. Hiç duymadın mı tatlım? Partide bu tip kaba davranışlar sergilememelisin. Hey, sakin olun çocuklar. Bu parti tamamen kontrolden çekti. Yapmayın. Bay ve bayan Dur da bu vahşice partiyi öğrenecek olursa kesinlikle uygun olan şeyi yapacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Hey sen oradaki, ses konusunda bir şeyler yapamaz mısın ha? Hey! Bizlere katılması ne kadar hoş, öyle değil mi? Hayır, hayır, hayır genç adam. Dikkatli ol lütfen, hayır. Annem haklıydı.
bomba imha ekibine katılmak gibi daha tehlikesiz bir işte uğraşmalıydım. En kısa zamanda bu işi bırakmalıydım. Müziği durdurun! Herkes dinlesin. Büyük girişimi yapmak üzereyim. Harika. Hey, şuna bak. Kesinlikle harika. Tanrım. Görünüşe bakılırsa ilk ödül benim oldu. Harika bir kostüm Bianca. Bu inanılmaz. Tam bir Mısırlı gibisin Bianca. Evet, bana da böyle orijinal bir şey yakışırdı zaten. Ah, bu kapı zili olmalı. Ah, buna inanamıyorum. İşte buna sürpriz derim dostlarım. Herkes nereye gidiyor? Daha henüz hayranlarınızı belirtmemiştiniz. Harika, bu takım kesinlikle mükemmel. Aynı patlamayan dinamitler gibi. Geç kaldığım için üzgünüm ama bu kostümü toparlamak çok vaktimi aldı. Hiç sorun değil. Kesinlikle beklemeye değer bir şeymiş bu. Pekala çocuklar, ona yol açmaya ne dersiniz? Bianca, merhaba. Ne? Ay, bu ne küstahlık? Buna nasıl cesaret eder? Kostümler konusunda çok zevkli olduğunu itiraf etmeliyim. Pekala. Gördüğüm kadarıyla orijinallik senin anladığın türden bir şey değil tatlım. Aa, gerçekten Bianca bu yalnızca bir tesadüftü canım. Bana masum rolleri yapma lütfen. Senin o bebek beyninde neler döndüğünü çok iyi biliyorum. Bu da ne demek oluyor? Kostümü giyeceğimi biliyordun ve kaybetme fikrine tahammül edemedin tabii ki. Yanılıyorsun Bianca. Aynı kostümü giydiğimiz hakkında hiçbir fikrim yoktu. Eğer kendini daha iyi hissedeceksen Kleopatra'nın ikiz kardeşi olabilir. Yalnızca tek bir Kleopatra var, o da ben. Bianca abartma lütfen. Bu dünyanın sonu değil ki. Evet, biraz olsun olgun ol. Doğru. Bunun Lark'ın hatası olmadığından eminim. Hem zaten bu yalnızca bir kostüm partisi. Hainler! Hepiniz! Hadi gel köle! Tahtanmış gibi davranan bu hilekarlarla aynı odada olmak istemiyorum. Zavallı Bianca, bu işi gerçekten ciddiye alıyor değil mi? Ah, unut gitsin Lark, göreceksin. Bunu yakında unutur. Doğru ve yine o çekilmez haline geri döner. Arabayı durdur. Bishop, motoru kapatma. Yeni bir kostüm almam uzun sürmez. Yerli bir genç kız. Bu sabah partide en çok ben dikkat çekeceğim. Üzgünüz. Kostüm standımız kapandı. Lütfen daha sonra uğrayın. İyi bayramlar dileriz. Kapandı mı? Nasıl kapatırsınız? Daha ben kostümümü almadım. Ben Bianca Dupri'yim ve sizden hemen bu kapıyı açmanızı istiyorum. Beni duymadınız mı? Şu kapıyı açın dedim size, çabuk açın. Küçük hanım, sanırım yapman gereken bir açıklama var. Evet, ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Sizi gördüğüme çok sevindim. Öyle mi? Peki neden? Çünkü mağazadan o kostümü alıp partiye geri dönmek istiyorum. Üzgünüm ama mağaza çoktan kapandı bile. Ama anahtarları kullanacağım.
tanıyacak biri orayı açabilir değil mi? Sen ciddi misin? He? Söylesene. Asla. Bunu yapmak kurallara karşı gelmektir. Sakın bana senin gibi iri, güçlü bir erkeğin küçük ve önemsiz birkaç kuralı çiğnemekten korktuğunu söyleme. Zavallı bana yardım etmelisin. Evet, ben demek istediğim yani... Lütfen, lütfen. Pekala, tamam. Merak etme, hiçbir şeyi karıştırmayacağım. Bana uygun olan yerli kostümü nerede acaba? Oo, işte buradaymış. Yerli zarafeti. Evet. Nasıl görünüyorum? Seni görsem söyleyebilirdim. İşte bu da ücreti. Teşekkür ederim. Bunu yaptığın için seni asla unutmayacağım. Bekle! Bana ismini bile söylemedin. Pocahontas! Ama sakın seslenme. Yalnızca dumanla çağır. Larkın bu takımla karşılaşınca vereceği tepkiyi görmek için sabırsızlanıyorum. Millet, ben geldim. Ayrıca bu kadar tom tom tam tam yeter. Görünüşe bakılırsa erkek arılar kraliçe arılar kın etrafını vızıldaşıyor. Ama zavallı arıcığın küçücük kraliçeli sona ermek üzere. Merhaba çocuklar. Nasılsın? Nasıl olur? Nasıl cüret edersin? Bunu bana niye yaptın? Bak, senin gibi Kleopatra kıyafetine katıldığım için kendimi kötü hissettim ve eve gidip kostümümü bununla değiştirdim. Bir kez daha değiştirmek zorundasın. Hem de hemen. Yapma Bianca. Ama neden? Çünkü bu benim partim ve ben öyle istiyorum. Bak, başka bir fikrim var. Eğer ikimizden biri kazanırsa ilk ödülü paylaşabiliriz. Benim kitabımda paylaşmak diye bir sözcük yoktur. Ama Bianca! Evet. Evet. Pekala kızlar ve oğlanlar. Kostümlerinizi sergileme ve kasılarak yürümenin zamanı geldi dostlarım. Hadi. Sen hazır olduğunda ben de hazırım Bradley. İlk ödülü kesinlikle ben kazanacağım. Herkese iyi şanslar. Sana da Bianca. Jüri hazır mı peki? İlk yarışmacıyı gönderin lütfen. Pekala. İşte geliyor. Erkekler krallığındaki en yakışıklı iri kıyım. Bir numaralı yarışmacı. Başla Jet. İşte gerçek Tarzan diye ben buna derim. İkincinin de bu kadar etkileyici olacağından eminim. Ve şimdi de iki numaralı yarışmacımız. Vahşi kız Blaze. Lark, bu kostüm işiyle ilgili gerçekten bir çocuk gibi davrandım. Sana ne kadar üzgün olduğumu anlatamam.
Sana biz ziyarlılar gibi barış teklif ediyorum. Bianca, ne kadar iyisin. Aa, hayır. Aa, ben hallederim. Ne kadar da sakar biriyim. Ve şimdi de 3 numaralı yarışmacı Bianca. Sana yardım etmek isterdim ama sanırım sıra bana geldi. İlk ödülü kazanma sırası bende. Daha yüksek lütfen. Sizi duyamıyorum. Bu kadar yeter Bianca. Sırada bekleyenler var. Hadi çabuk olunuz. Tabii. Baylar ve bayanlar, işte sabırsızlıkla beklediğiniz son yarışmacı. Lark. Son yarışmacımız Lark dedim. Hadi, hadi neredesin Lark? Lark'a ne oldu acaba? Belki de bir aksilik olmuştur. Gidip baksam iyi olacak. Hadi Lark, sıra sende. Ben devam edemem Troy. Devam edemez misin? Ama neden? Bianca kazayla her yerime içkisini döktü. Lark, içimden gelen bir ses bunun bir kaza olmadığını söylüyor. Eğer şimdi vazgeçersen Bianca'yı istediğini vermiş olacaksın. Hiç bu şekilde düşünmemiştim. O zaman oraya çıkacaksın. Tabii ki, neden olmasın? Tam planladığım gibi, Lark bu durumdayken yarışmaya katılmaya cesaret edemez. Ne? Buna inanamıyorum. Bu sefer gerçekten iyi bir iş yapmış. Ve şimdi de beklediğiniz o en önemli an geldi. Altın Hayalet Kupası'nın kazananı... Jüri kararını verdi mi acaba? Ve kazanan şanslı kişi... Ay, içimden gelen bir ses kupayı çoktan kazandığımı söylüyor. Çevreci duyarlılığı ve ıslak görünümüyle Lark! Oh, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben de öyle. Herkes evimden dışarı çıksın. Defolun. Hem de hemen. İstersen biraz kaybetmekten bahsedelim. Beni bu partiyi düzenlediğime pişman ettiniz. Ama şunu unutmayın ki ödülü bir başkasına verdiğiniz için pişman olacaksınız. Dışarı, herkes dışarı, hadi. Ayrılma vakti geldi çocuklar. Ama bildiğince çabuk. Ve sakın bir daha dönmeyin. Ailemin 2 hafta boyunca eve dönmeyecek olması çok güzel. Bu karışıklığı temizlemek bayağı vaktimi alacak. Tanrım, ne karışıklık. Ben de öyle söylemiştim. Aklıma gelmişken sizinkiler aradı ve tatillerini iptal ettiklerini söylediler. İptal mi? Peki eve ne zaman dönüyorlarmış? Gerçekten çok zor. Dışarı ne kadar çıkamayacak? Tam 2 hafta dediler. Zavallı Bianca. Bunun komik olduğunu biliyorum ama onu daha şimdiden çok özledim. Ay, evet.